Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolima kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk milli takımımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere 4 maç yapmıştık. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştık. 3 beraberliği de maalesef son dakikalarda yediğimiz gollerden dolayı almıştık. Yoksa onlardan galip ayrılıyorduk neredeyse. Bu bölümde inşallah farklı bir nokta izleyeceksiniz. Çünkü geçenki bölümde gerçekten son dakikalarda aldığımız o 3 beraberlik beni sinir etti abi. Beni gerçekten sinir etti. İnşallah bu bölümde öyle şeyler yaşamayacağız. Gördüğünüz üzere bir sonraki karşılaşmamız Uruguay'a karşı. Kadromuzda sadece Orkun Kökçü, Ozan Tufan değişikliği yaptım. Orkun'un oyundaki değerleri Ozan Tufan'dan çok daha iyiydi. O yüzden Orkun Kökçü'ye şans vermek istedim. Açıkçası arkadaşlar çok heyecanlıyım ama inşallah bu maçla birlikte galibiyet serisine başlayacağız. Laf uzatmıyorum, oyna diyorum. Ve işte Türkiye-Uruguay mücadelesi başlıyor. Başarılar milli takım. İnşallah bu maçta alacağımız galibiyetle birlikte hani bir seriye başlarız. Tek temennim o yönde. Tek hedefim o yönde gerçekten. Şimdi sol kanattan geliyor. Uruguay araya girdi. Zeki Çelik pasımı oynayacağım. Hızlı çıkmamız lazım. Hadi. Hadi Hakan. Hadi Hakan. Ne olur Hakan. Ne olur Hakan. At bunu Hakan. İşte bu. 1-0 öndeyiz be. Abi o kadar zor ki oynaması, bakın çok samimi söylüyorum, o kadar zor ki oynaması, attığım gole bile inanamıyorum ya kendim. Rehavete kapılmak yok, sadece bir gol attık, başka hiçbir şey olmadı. Ne zaman rakibin böyle pas yapmasına izin versek golü buluyorlar, o yüzden çok fazla oynatmamaya çalışıyorum. Ama maalesef bir yere kadar. Uğurcan. Uğurcan topu son anda kornere çeldi. Korneri kullanacak Uruguay, dikkatli olalım. Şimdi orta geldi, aman 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 aman, sakin. Sakin. Dikkat 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 dikkat. Offside offside offside, gördüm offside. 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 Gördüm abi, gördüm. Orta güzel. Ah be. Ulan konsantre olacağım diye hiç konuşup da size şöyle spikerlik yapamadım. Vur ona. Olmadı, olmadı, olmadı. Dalamıyorum da. Hem penaltı olacak hem kırmızı yiyeceğiz diye. Aldık topu. Sakin, sakin. İlk yarı sona eriyor. Ben de faul yaptım sandım. İlk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu 1-0. Galibiz. İkinci yarıda bu skoru korumamız lazım. Defansımızı çok fazla çıkarmamaya çalışıyorum. Çünkü defans çıktığı zaman çok büyük boşluklar bırakıyoruz. Ayağımızdaki topu aldı ya. Sakin, sakin, sakin. Herkes yerine geçsin. Uruguay çıkmaya çalışıyor. Sakin, sakin beyler, sakin. Ulan top bizdeydi ya, top bizdeydi. Sakin, sakin. Ben ne zaman sinirlensem gol yiyoruz, sakin. Sakin abi, sakin. Kondisyon ve defans açısından Ozan Tufan'ı oyuna alacağım arkadaşlar. Aynı zamanda hem sarı kartından dolayı hem de kondisyonundan dolayı Çağlar Söyüncü'yü çıkarıp Merih Demiral'ı oyuna alıyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Belki ilerleyen dakikalarda hücum hattında bir oyuncu değiştirebiliriz. Kendi dediğimi neredeyse ben bile anlamadım. Ne demek istediğimi bildiğim halde. Ben size altyazı geçerim. Rehavete kapılmak yok. Rehavete kapılmak yok. Korner kullanacak Uruguay. Konsantre olalım. Aman dikkat abi. Aman dikkat. 10 numara çok tehlikeli gözüküyor gözüme. On numara gol attı. O kadar da kapatmaya çalıştım ha. O kadar da kapatmaya çalıştım. Hakan Çalhanoğlu yerine Emre Kılınç oyunu aldım. İnşallah kalan dakikalarda galibiyet golünü atabiliriz. Açıkçası 3 puana koşmak isterken elimizdeki 1 puandan da olmak istemiyorum. Hadi 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 ya.
Dakika oldu 90. Dikkat, 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 dikkat. Bir an panik yaptım orada ya. Vallahi bir an panik yaptım ya. Yine mi dedim, son dakika dedim. Bu sefer dedim beraberliği de mi alamayacağız dedim kendi kendime. Aklımdan yemin ederim var ya bin bir tane senaryo geçti ya. Evet, ligdeki durumumuz abi çok manyak bir durumdayız şu an gerçekten. Şöyle düşünüyorum, bu bölümü bir beraberlikle başladık. Geçen bölüm 4 maçta 3 beraberlik aldık. Ondan önceki bölümde 2 maçta 2 beraberlik aldık. Yani şurada aldığımız 7 beraberliğin 6'sı son 7 maçta geldi. İlk beraberliği de Hollanda'ya karşı almıştık ilk maçta. Tam diyoruz ki galip geleceğiz, yine olmuyor, yine olmuyor. Şuna bak ya, bir sonraki rakip de Fransa'ymış. Fransa da şu anda 4. sırada. Hakkımızda hayırlısı olsun valla. Evet arkadaşlar, bir sonraki rakibimiz Fransa. Kadroları gerçekten manyak yani. Griezmann, Coman, Mendy, Pogba, Mbappe, Varane. Ben sayarken yoruldum. Aklınızda hayırlısı olsun. Yalnız şöyle bir baktığım zaman bunların hücum hattı çok çok güçlü olduğu için defansı biraz sağlam alsak diyorum. O yüzden dizilişte bir değişikliğe gitmek mantıklı gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar, ilk 11'imizi düzenledim. Onlar 4-4-1-1 atak oynayacak. Biz de 4-1-4-1 oynayacağız. Defansımızı biraz sağlam almaya çalıştım. Umarım işe yarar. Umarım çok güzel bir galibiyet alırız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Paris'ten hepinize merhaba. Fransa-Türkiye mücadelesi şimdi başlıyor. Başarılar milli takım. Mbappe'ye çok dikkat etmemiz lazım. Çok hızlı bir oyuncu. Yani genel olarak baktığımız zaman Fransa'nın hücum hattı çok çok güçlü. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Uf. Biraz da sakin olmam lazım tabii. Hızlı oynayınca pas hataları ardı ardına geliyor. Vallahi var ya, yiyoruz sandım. Yemin ederim yiyoruz sandım. O kadar boş bir pozisyon yakalamış ki o futbolcu. Neyse tamam, konsantre olalım abi. Konsantre olmamız lazım. Bu maçta birlikte galibiyet serisine başlamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden konsantre olmam lazım. Güzel pozisyon, güzel pozisyon. Hadi Hakan. Hakan. Hakan, vur ona. Korneri kazanıyoruz. Mbappe. Uğurcan Çakır otomatik çıktı. Ben çıkarmadım. Ben daha sonradan çıkardım yani. Hasan Ali kaldırım. Ona değildi abicim. Yine başladık. Yine başladık. Onu oynamak istemedimlere. Yine başladık. Uğurcan Çakır elinden geleni yapıyor resmen. Uğurcan Çakır geri dön abi. Oo, Çağlar Suyuncu. Ulan müthiş çıkardı be. Dur dur dur, sakin. Sakin 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 sakin. Sakin. Of, yemin ederim var ya, müthiş çıkardı Çağlar Suyuncu. Harika çıkardı ya. Harika pozisyondu. Uğurcan da dışarı çıkınca bir an aklıma Türkiye Hırvatistan mücadelesi geldi. Rüştü Reçber. Hadi tamam, yine çok güldük. Boş pozisyon yakaladık. Müthiş bir pozisyon abi. Bunu mutlaka golle sonuçlandırmamız lazım. Korneri kazanıyoruz. Yani sadece Cengiz'le alakalı değil de bizim oyuncular top alınca nedense sanki böyle ağır kalıyor ya. Onu anlamadım. Cengiz'e şimdi pasımı yapacağım. Cengiz direkt ortaya abi. Of. Alalım onu. Al onu. Cengiz. Cengiz'e mi oynasam? Cengiz'e mi oynasam? Sakla topu, sakla. Biraz kontrolü kaybettim orada. Güzel güzel güzel. Güzel geldik. Etkili geldik. Pasımı oynadım. Hakan. Hakan. Hakan 1-0. Ulan yemin ederim var ya. Ya yine mi ya? 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 Vallahi kafayı yiyeceğim. Ya bir de basıyorum ya. Lan golü attığımızı bile sevinemiyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Oyunun içindeyken neden tanıyamıyor ya bu şeyi? Lan Fransa'ya gitmişim. Lan biriniz de demiyor, Türkiye'ye gitti. Abi burada kafayı yedim ya. Abi attığımız gole sevinemedik ya. Sırf bu problemden dolayı var ya, büyük pişmanlık duyuyorum ha bilgisayar aldığım için. Ve yemin ederim arkadaşlar, sadece bilgisayarda Türkçe oynayabildiğim için bilgisayar aldım. Yani yoksa bilgisayara kesinlikle almazdım. Bari pozisyon tekrarından attığımız gole bakalım.
Gol güzel de maalesef sevincimiz kursağımızda kaldı. Maçın geri kalanını simüle edeceğim arkadaşlar. İlk yarı 1-0 sona erdi. Fransa'nın %57 topa sahip olma yüzdesi var. Ve golü buldular. Mbappe. Gol yedik fakat offside. Hazır offside'ken oyuncu değiştirmem lazım. Ozan Tufan, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'ı oyuna aldım. Son 10 dakika hadi. Artık 90. dakikadayız. Maç bitmek üzere ve karşılaşma sona erdi. Fransa 1, Türkiye 1. Yani söyleyecek bir şey yok. Oyuncu değişikliğini 90. dakikada yapmışlar arkadaşlar. Abi bu oyun beni gerçekten deli edecek ya. Attığın pas yerine ulaşmaz. Oyuncu değiştirdiğin an hemen değiştirilmez. Gider maçın sonunda değiştirir. Ulan 90. dakikaya kadar top hiç mi dışarıya çıkmadı sanki? Ondan sonra Oktay sen neden agresifsin? Çok iyi. Çok iyi abi, çok iyi. Bir sonraki rakibimiz Messi. Harika gidiyor gerçekten. Yine berabere kaldık. Bu sefer maçın büyük bir çoğunluğunu bilgisayar oynadı. Adeta rekora doğru gidiyoruz. Şöyle bir baktığım zaman İngiltere 7 kez berabere kalmış. Türkiye 8 kez. Yani şu an ligdeki en fazla berabere kalan takım biziz. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Arjantin şu an 7. sırada. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle. Messi ilk 11'de yok. Bu ne saçmalık ya? Messi nasıl ilk 11'de olmaz ya? İbrahimovic yoktu, Messi yok. Allah'tan Ronaldo vardı ha. Ama Agüero var, Rodriguez var. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah bu karşılaşmadan galip gelebiliriz. Şöyle benim de biraz enerjimi yükseltmem lazım. Gerçekten demin sinirim bozuldu ya. Golün sevincini bile yaşayamadım ya. Her neyse, dediğim gibi ben de biraz enerjimi yükselteceğim. İnşallah bu karşılaşmadan galip geleceğiz ve inşallah bu karşılaşmayla birlikte galibiyet serisinde başlayacağız abi. İnşallah yapacağız bunu. Lafı uzatmıyorum. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma başlıyor. Haydi bakalım, Yusuf Yazıcı'nın vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. İnşallah galibiyet serisini başlatırız bu karşılaşmayla birlikte. Müthiş bir pozisyon. Cengiz, at onu Cengiz. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 5, şok bir golle 1-0 öne geçiyoruz. Benim için de şok bir gol oldu gerçekten. 1-0 öndeyiz. Harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi Cengiz Ünder. 1-0 öndeyiz. Burak Yılmaz. Allah'ım, müthiş bir hata geldi oradan. Orkun Kökçü. Bir şut daha Cengiz. Bastırıyoruz ama golü maalesef bulamadık. Agüero şimdi ileri oynadı. Ocampos lan ismi okurken... Tamamen benim hatam. Hiç yorum yapmayacağım. Soğumadan devam abi. Tamamen benim hatam. Hızlı çıkabilir miyiz? Haydi Hakan. Haydi Hakan. Topu sakla. Geri oyna. Maalesef olmadı. Rodriguez sağ kanada oynadı. Agüero'ya. Agüero şimdi topu kontrol edemedi. Alır mıyız? Alır mıyız? Alamadık. Şimdi tekrar Agüero ortayı yapacak. İzin verme. Zeki Çelik girdi araya. Korner Arjantin adına. Güzel güzel güzel. Sakin. Orkun Kökçü. Çık abi. İleriye gidin abi. Ona değildi abi. Ona değildi abi. Çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Ona değildi. Dikkat. Dikkat, aman, 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 aman. Offside olmasın. Burak. Oh be, yemin ederim çok zorlandım ya. Vallahi billahi çok zorlandım ya. Her an dedim araya girebilirler, top alabilirler falan. Dikkatli oldum. En ufak bir hatada topu kaptırabilirdim çünkü. Golü attık. Hani dedim bir anda dedim hani offside'a da yakalanabilir dedim. Yine çok kötü bir vuruş. Ya bu şutlara gerçekten çalışmam lazım. Konsantre, konsantre, konsantre. Güzel, 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 güzel. Sakin, sakin. Sakin, aşağıya oyna. Çok güzel. Cengiz Ünder. Abi bu taraf neden hep böyle bomboş ya? Cengiz. Cengiz. 3-1 öne geçiyoruz. Coşuyoruz. Güzel. Cengiz de birinci golün resmen aynısını attık. Şöyle dikkatli koyayım da bağlantı kopmasın. Aman aman aman. Sevinirken bile dikkatli sevinmem lazım abicim. Bize sevinmek de haram. Mutluluk da haram bize. Cengiz.
gerçekten birinci golün aynısını atıyor yani. Rehavete kapılmak yok abi. Sakin oynayacağız, sabırlı oynayacağız. Rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz. Attığımız ilk ve üçüncü gol rakibin büyük hatasından geldi. Lan rakibin hatasını konuşurken biz de hata yaptık orada. Çok tehlikeliydi. Hızlı çıkabilir miyiz? Hoca evet ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı sonucu Türkiye 3, Arjantin 1. Cengiz Ünder'le mutlaka 3. golü atmak istiyorum. Hat-trick yapmasını isterim. Araya girdik. Araya çok güzel girdik. Kaptırmayalım. Faul'ü kazanıyoruz. Hazır oyun durmuşken oyuncu da mı değiştirsek ya? Defansımızı sağlam alalım. O yüzden şöyle bir değişiklik yaptım. İlerleyen dakikalarda da hücum oyuncularını değiştiririz. Agüero manyak bir pas oynadı orada. Montiel şimdi tekrar Agüero. Faul yapma. Faul yapma. Sakın sakın. Sakın sakın. Araya girdik güzel güzel güzel. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Hakan Çalhanoğlu. Pasımı oynadım Burak Yılmaz. Haydi. Haydi 4. Pasımı oynayacağım. Tamamen bana yazar bu pozisyon. Yemin ederim tamamen bana yazar. Şimdi Agüero sağ kanattan geliyor. Araya girdik. Merih Demiral kendine has müdahalesini yapıyor. Çünkü özellikle ulan konuşurken Cengiz'i boşta gördüm. Hadi hadi Cengiz, hadi hat-trick. Cengiz. Cengiz'le 3. golü deneyeceğim abi. Yani kendisinin 3. golünü. Neyse pozisyon bozuldu. Orkun Kökçü. Orkun. Çok kötü vurdu. Ne diyordum? Bir şey anlatıyordum. Onu da unuttum ya. Üf. Neyse. Dybala girdi. Hemen oyuncu değiştirmem lazım. Biz de şöyle forvet hattına, yani hücum hattına ufak tefek değişiklik yapalım. Öncelikle Okay Okuşlu'yu alalım abi. Yok ya. Orta sahayı değiştirelim. Aynen. Orta sahayı değiştirelim. Orta sahamız sağlam olursa maçı alırız inşallah. Zaten çok bir şey kalmadı. İnşallah şu ağzını açmamışımdır. Messi mi lan o? Vallahi Messi. Abi siz Messi'yi şimdi mi alıyorsunuz oyuna? Ne kadar salaksınız ya. Ne kadar salaksınız ya. I'm sorry man. Kerem Bursin geldi aklıma. Tövbe estağfurullah. Neyse. Cengiz'in önüne bırakacağım. Ah be. Abi Cengiz'de bir hat-trick hayalimiz vardı be. Çağlar. Çağlar'a faul yapıldı fakat devam ediyoruz. Topu koruduk. Bir şekilde devam ettik orada. Pasımı oynayacağım. Rakip atağa çıkarken maçı bitirmeyen hakemler, biz atağa çıkarken maçı bitiriyor. Mısır'a karşı yediğimiz golü özellikle hiç unutmayacağım. Neyse lan galip geldik lan. Galibiyetin sevincini yaşayamadık ya. Uzun zaman sonra ilk defa galip geldik. Çok şükür ki galip geldik. En sonunda sakin oynamasını bildik ve karşılaşmadan galip geldik. Umarım bu galibiyet serisinin başlangıcı olur. Şöyle hemen ligdeki durumumuza bakmak istiyorum. 9. sıraya yükselmişiz. Galiba 10. sıradaydık, tam hatırlamıyorum şimdi. Liderle aramızdaki puan farkı 13 ve henüz 21 oynanmamış karşılaşma daha var. İlk 5'e girsek o bile benim için başarı. Evet arkadaşlar, bir sonraki rakibimiz Brezilya. Ben bu işten bir şey anlamadım abi. Neden Neymar yok? Neden şu an ismi aklıma gelmeyen yıldız Brezilyalı futbolcular yok? Bunlar kim ya? Her neyse arkadaşlar, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bilgisayar kendine ilk 11 oluşturuyor. Kendi kafasına göre, artık neye göre oluşturduğunu da bilmiyorum ya, neyse. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Brezilya-Türkiye mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın renkleri olan yeşil ve sarı, yani görünce benim bir tuhafıma gitti, hoşuma da gitti açıkçası. Ama biz de Türkiye'yiz abi. Kırmızı formamızda sahaya çıktık, galibiyet için çıktık. Elimizden geleni yapacağız ve bu maçı alacağız inşallah. Galibiyet serisine devam edeceğiz. Ama gerçekten ya, şöyle yeşil sarı görünce her yeri çok hoşuma gitti gerçekten. Kanalla uyumlu oldu yani şu an. Hoppa! Aman çok fazla gittim. Biraz ayarı fazla kaçırdım orada. Dikkatli olalım. Sakin. Sakin beyler. Of adam. O nasıl isim lan? Prazere Canio. Ney? Abi çok acayip isimler var ya. Nerede benim tanıdığım isimler? Uf. Çok riskliydi orada yaptığım müdahale. Zaten dokunamadım ama dokunabilsem belki de... Konuşma Oktay be. Konuşma be. Pozisyona çıkıyorum be.
İrfan Can Kahveci. Harika bir gol be. Harika bir gol. Sakin Oktay, sakin. Şu ne zaman şu kolu böyle sert bir şekilde masaya bıraksam, lan yemin ederim mutluluk haram oldu ya. Ne zaman şu kolu sert bir şekilde yere bıraksam, bağlantı gidiyor. Bağlantının gitmemesi lazım. Çok sert bir şut. Çok güzel bir gol. Sakin bir şekilde seviniyoruz. Siz coşun abi. Benim sakin kalmam lazım. Bakmayın, içimde kelebekler uçuşuyor. 1-0 öndeyiz Brezilya'da, Brezilya karşısında. Ronaldinho'yu andıran tarzı var. İsmi de biraz andırıyor ama bu nasıl Brezilya abi ya? Bu nasıl Brezilya? Hiç tanıdık isim yok. Açıkçası yani gerçekten benim tanıdığım isim yok şu an. Sakin. Yine konuşmaya başladık. İrfan Can Kahveci. Aa. Sakin Oktay. Oyna. Güzel. Sakin çık. Foul yapmayacağım. Gereksiz sarı kart falan görmek istemiyorum. Çünkü o zaman istediğim gibi savunamayınca sinirim bozuluyor. Ve sinirim bozulunca gol yiyoruz. Offside. Oh, şükürler olsun offside. Zor oynadı lan. Vallahi zor oynadı ha. Haydi Cengiz. Biraz top havada fazla süzüldü ama Yusuf. Ah be. Sol ayağına denk geldiydi bir de. Bir plası daha deneyecektim oradan. Prezeraquinho. Acayip bir ismi var. Ronaldinho gibi oynamazsa problem yoktur. Arkadaşlar ilk yarıyı 1-0 galip kapattık. İkinci yarıya başladık şimdi. Brezilya etkili gelmeye çalışıyor. Boş alanlar arıyor ve buldular. Dikkat. Of. Çok güzel indirdi Çağlar Soyuncu göğsüyle. Ah, kötü oldu. Oo, çok güzel. Hadi be, işte bu be. İşte bu. 2-0. Sakin bir şekilde bırakıyorum. 2-0 öndeyiz. Gene gitti. Sakin bir şekilde bıraktım, gene gitti. Demek ki bırakmayacaksın abi. Demek ki bunu elinden bırakmayacaksın. Çıldırmak üzereyim ya. Vallahi de billahi de. Yani ışığı yanıyor. Kaldıramıyorum çok fazla. Işığı yanıyor ama bir anlık bağlantı gitmesi benim burada oyunumu mahvediyor. Allah kahretsin diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum abicim. Simülasyona geçmeden önce Ozan Kabak'la Merih Demiral'ın yerini değiştirelim. Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu değişikliği yaptım. Bir de arkadaşlar Nazım Sangare'yi oyuna aldım. O da biraz oynasın ya, onu hiç oynatmadık galiba. 2-0 öndeyiz. Güzel goller attık. Maalesef yine aynı problemle karşı karşıyayız. Sakin kalacağım abicim. Bu videoda sinirlenmek istemiyorum. Sinirleneceğim kadar sinirlendim zaten. Simülasyona geç diyoruz. İnşallah galip geliriz. Yani buradan da maçı verirsek artık şaşırmam yani. Yaşadığımız olaylar malum. O yüzden bir şey demek istemiyorum ama inşallah galip geliriz. Hızlı çıkın abi, hızlı çıkın. Hızlı oyun kur yapsak mı? Ama yok, riske girmeyelim. Çünkü hızlı oyun kur yapınca rakip kontra atağa çıkabiliyor. Boş boşuna şimdi maçı vermeyelim abi. Sakin. Uf. Vallahi var ya, birebir kaldıydı bir an. Offside'miş Allah'tan. Yapmayın bunu ya. Maç bitmek üzere. Abi şu maçı alalım, ne olur alalım ya. Ya zaman geçirin ya gol atın. Olmadı. Hadi bitsin. Bitti lan. Bitti, kazandık. 2-1 kazanıyoruz. Topa sahip olma yüzdesi Brezilya'nın fırlamış gitmiş arkadaşlar. 2-1'lik galibiyetle Türkiye'ye geri dönüyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. En azından problemi öğrenmiş olduk. Demek ki bu kolu böyle masaya bırakınca bağlantı gidiyor. Ha, bakın yine gitti. 2 dakika şöyle oynatmaya gelmedi, hemen gidiyor. Hemen şöyle ligdeki durumumuza bakalım arkadaşlar. Ligde şu anda 8. sıradayız. Oh be. Ulan en azından ilk sayfaya girdik ha. 14 maçta topladığımız 20 puanla 8. sıradayız. Lider İtalya'nın 31 puanı var. Aradaki puan farkı 11'e düşmüş. İtalya bir bakalım hemen kime karşı beraber oynamış diye. Fransa'ya karşı beraber oynamış. Bizim mesela şu an bir sonraki maçımız İngiltere'ye karşı ve İngiltere'nin 23 puanı var. Yani bizden sadece 3 puan fazlaları var. Yani aslında bu söyleyeceğim her maç için geçerli ama her maç 6 puan değerini gerçekten. Kapanışı çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geleni yaptım. Maalesef 2 kez yine talihsizlik yaşadık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.
dinleyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.